sadece yeme içme. Yo 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 arkadaşlar. Evet, merhaba. Bugün ne videosu yapıyoruz? En sevdiğimiz videolardan biri değil mi? Arkadaşlar bugün sadece yemek yiyoruz. Bugün sadece yeme içme. O kadar. Yeme içme devam. Aramızda kapışacağız. En fazla kaloriyi kim yiyecek? Paraları her zamanki gibi istediğiniz kişiye yatırabilirsiniz ama size bir ipucu vereyim. Paraları at yarışı oğlum bu. At yarışı. Niye para yatırıyorlar? En çok yemeği seven, yemeğe düşkün olan bu arada benim. Bu arada böyle yapacağız. Resul, Recep, Yahya hepimizde bir sayı olacak. Kalori sayısı. Bakalım en fazla kaloriyi kim yiyecek? Böyle gezeceğiz, istediğimiz aklımıza geldiği böyle her yere gideceğiz, yemekleri yiyeceğiz. Çikolata olsun. Yani bir gün cheat day. Cheat day'imizi Almanya'yı seviyoruz. Almanya'yı turluyoruz arkadaşlar. Aynen öyle. Ve bir dahakisi yemek yerinde görüşmek üzere. Cağ kebap. Cağ kebap. Hap diye o cağ kebap. onu bacon. Cağ kebap. Şimdi cağ kebap olacak diyecektik. Cağ kebap mı aldık şimdi biz? Ne yaptık ya? Bu kaç kalori vardır? 1500-2000 kalori vardır. Aynen. Hatta kadından şimdi isteyeceğim o şeyi de. Aynen. Bu bizim için hiçbir şey ama değil mi? Tamam, Yahya falan yemez de. Recep'le biz ikimiz aslan gibi yeriz. Biraz kedi gibi yiyeceğiz. Göreceğiz artık. Double steak olsun. Reci orada ne var? 1000 kalori, 500 kalori, pommes, mayonez ve tabii ki kava. Bunların hepsini yiyeceğiz. Kahvaltı sayılır. Yani bakalım en sonunda kim en fazla kalori yiyecek yani. Aynen. Burada gerçekten yorumlara atabilirsiniz. Sizce kim yenecek bu yarışmayı diye yorumlara atmayı bekliyoruz. Bu arada orada yemek istemedik çünkü bayağı bir kalabalıktı. Biz aramızda yemeği daha çok seviyoruz. Çünkü buradan sonra direktmen Dortmund'a doğru devam ediyoruz değil mi Yahya? Dortmund'a uçuyoruz. İşi çok seviyor. Baksana ağız kenarı menarı hep yemek. Hepsini gömdüm ve bunlar hangi durumda bakalım? Oğlum daha crispy chicken yiyor bunlar ya. Daha bu başlangıç. Arkadaşlar ayakta yemeğe çarpılırsınız. Şu an bir tuhafım. Oğlum pomislerini yememişsin. Bu pomis çok ağır geliyor ya. Al şunu. Evet, ben yedim aslında ha. Şunu da al. Pomis. Pomisten bıktım arkadaşlar şu an. Biraz da kola iç. Ama Allah razı olsun Esra abi böyle bana iyi bakıyor. Aynen. Tamam, al bir pomis daha. Sen bekle, o daha kışkırtma değil. Böyle kışkırtma olmaz da. Bu kaslar otlama tamam, oluyor. Al. Pomis de oluyor, pomis. Dur ama bir an seni ineğe benzedim. Bunun revancı var. Gördüğünüz gibi Düsseldorf'a geldik. Dortmund'a gidecektik ama dedik Düsseldorf'a gelelim, hem daha güzel. Burası daha biraz kalabalık ve eğlenceli. Ortam bayağı kalabalık burada. Şimdi Pizza Hut'a gideceğiz. Pizza yiyeceğiz, biraz kalorileri dolduralım değil mi? Yazık, hep telefon başındalar hep. Instagram'a atıyorum. Instagram'dan da takip edebilirsiniz bizi. Ve pizzalarımız geldi. Ejo hemen saldırıyor. Arkadaşlar şuna bakın. Şelale, şelale. Biz Yahya ile beraber veji takılıyoruz. Recep hayvanlara acımıyor. Hayvanlar göbeyek. Recep ne yiyorsun orada? Chicken var Recep'in içinde. Hayvan yiyorum, hayvan. Ama bir de tadına bakalım nasılmış. Hayvan eti yiyen. Leziz, çok güzel. Ah arkadaşlar, şimdi cağ kebabı olacaktı. Cağ kebabı candır arkadaşlar, gerisi heyecan. Bana bak şöyle pizzaya. Pizzaya diyorum ki yerim lan sen. Şu güzelliğe bak. Şu güzelliğe bak. Bir daha yanıma oturmasan ya. Resme sığmıyorum burada. Metabolizma
ama birden hızlı çalışıyor. Ye. Sonra birden böyle kalorin gelince. Karbonhidratları yüklüyoruz yani burada, o yüzden terliyoruz. Yarısını yerim, kalorin yarısını da çekerim ha bana. Böyle sen de olur. Harbi mi? Harbi be, hepsini yiyeceğim, yarısını çekeceğim senin. Tamam. Yapıya yiyemiyorum. Yarıya kadar yerim. Yapıyanın kalorisini yani yarısını çekeceğim, kendime ekleyeceğim. Erzurum aslan. Atmıyor yemeğe, atmıyor. Biz yine yiyoruz değil mi dedim? Yani tabağımızı bitiriyoruz. Arkadaşlar bana can kebabı lazım. Sen mideme dokunuyor benim. Ardından da güzel bir kadayıf dolması. Reco ter içinde ter. Ve hala çocuk yemek yiyor ya. Sizde iş yok. Son dilimiz. İşte küçükken de böyleydiler. Hep benim tabağımdaki o ekmeği şeyi yediler hep yemekleri. Benim mideyi küçük bıraktılar. Abi benim hem bahanesi de hemen hazır. Aslan gibi kıtlı. O çocuk var ya Efe. O benim adamım ya. O Efe benim adamım. Lan Efe bile Yahya'dan çok yerdi ha. O Efe var ya tam bir endomol. Efe de cağ kebabı seviyor. Kebabı severim ya. Bizi de seviyor. Seni de severim. Efe seni zayıflatacağım lan. Coaching by Shredder biraz az. Oğlum ölüyorum, six pack kalmadı bak var mı? Abi alabilir miyim oradan 2 kilo baklava? Reco wins. Pis terliyorum. Ter içinde. Şu tere bak ya vallahi. Adam peçete verin oğlum. Peçete kalmadı. Senorita. Tipe bak ya. Tipsiz. Gördüğünüz gibi üzerinde dondurma. Böyle çıtır çıtır. Nusret'teki gibi olmasa da. Of. Şimdi bunları da yiyoruz, kalorileri gömüyoruz. Zero kalori. Ciddi söylüyorum arkadaşlar, Almanya'da hani künefe olarak burası gerçekten muhteşem. Erzurum'da da künefe yemiştim. Fakat Erzurum'daki pek fazla hoşuma gitmemişti yani. Buradaki gerçekten muazzam. Bir de tabii ki Hatay'da da denemek isterim. Kesinlikle. Değil mi Hatay? Kesinlikle Hatay. Hatay kesin. Çok merak ediyorum. Hatay film. Bu arada bir de bence bu künefede kaç kalori vardır tahminen? Vallahi 1000'den fazla olduğu kesin yani. Çünkü içerisinde yağ var, hamur, sonra kaymak, peynir. Kaymak var mıydı lan? Recep bak göstereyim sana nasıl oluyor, gel. Önce biraz şov yapıyorsun tamam mı? Kesiyorsun sen abla. Şuradan tutuyorsun. Bunu çekiyorsun. Bunu üzerine yapıştırıyorsun. Şelale ya. Ağzına düşmeyeyim. Dondurma düşüme geldi. Ha. Beynim dondurdu lan ya. Var mı? Arkadaşlar çay gibisi yok. Çay dediğim mideye gitmiyor arkadaşlar. Bu çay mideye gitmiyor. Bu çay kalbe. Direktmen kalbe gidiyor. Oh. Çay gibisi yok, yemin ediyorum çay gibisi yok ya. Aklıma Erzurum geldi. Erzurum'da dişleri sarartana kadar çay içiyordum yemin ediyorum. Yemin ederim. Kusacağım. Bu 2000-3000 kalori vardı. Çöbiyet de var burada 3 tane. Herkese 3 tane porsiyon. Benimkisi neredeyse bitti. Ya hangisi de şöyle bu durumda. Reco. Hadi lan. Kusacağım lan. Vallahi kusacağım. Başlarım challenge'ine bencine. Bu arada hep beslenmemize dikkat ettiğimizden, durmadan diyette olduğumuzdan böyle günler bize ağır geliyor yani değil mi? Aynen. Böyle bir şey var. Demeyeceksene. Ağır geliyor diyor. Hani balıkta olsaydık, normal böyle beslenseydik, zaten yüksek kalorili beslenseydik o zaman problem olmazdı ama şimdi bu durumdan dolayı şey yapamıyoruz. Mideye ağır geliyor. Bundan dolayı biraz zor oluyor. Ya kusacak, yemin ediyorum kusacak. Ne oldu lan? He? Oğlum. Ne yapıyorsun sen oğlum? Ne yapıyorsun lan? Oy! Ya sen ne yaptın lan? Ne yaptın oğlum? Ne yaptın? Sana kim yedi bizimle kafatı? Oğlum ayı gibi adamız biz. İyi misin? İyi misin? Oğlum kusarken niye çıktın? Ne oldu lan? -3000 kalori daha çıkartıyoruz. Midem var ya. Baktım kalktı çocuk gidiyor. Sustu lan. Ben de arkasında lan kessin. Ben oturdum devam burada. Allah Allah dedim. Yok lan dedim, o kadar da değil. Resmen kustu. Ya ne yapayım? Ben arkasından gittim lan dedim. Bunu çekmem lazım. Kesin kusmaya gidiyor. Bunu yakalamam lazım. Alışık değiliz böyle yemeklere. Birden çarpıverdi galiba beni. Ama ya helal olsun ya. Yine künefeyi yedin ya, kustun. Bu ikisini sen mi yedin? Benim 3 tane daha duruyor. Sırada ben kusacağım herhalde. Tamam. Yahya'nın 3 tane şöbiyeti duruyor. Ben şu an dünyaya küstüm ya. Kurşun yedin ey sol yanından. Al sana. Hadi Reco götür. Reco makine yutuyor. Dikkat et kusma ha. Bende de öyle iyi gidiyordum da sonradan bir şeyler oldu. Alttan soğuk mu aldım, ne yaptım anlamadım ya. Oğlum
Bu ne lan? Ağır değil mi? Hep şeker. Sen onu da yiyeceksin lan. Resul kusacağım. Vallahi kusacağım lan. Hadi Reco son dilim. Ben yiyemiyorum. Pes. Bu bir tane şöyle bir kaldı. Doydum yani. Gerçekten doydum. Bunu yesem ikinci kusan ben olacağım. Vallahi abi döktürdüm o arkada biraz. Yemin ederim size. Türkiye'de yok kanserden gitti, yok obezite. Bunun nedeni çok basit arkadaşlar. Böyle söyleyeyim size. Baklava, künefe yani bunlar gerçekten çok ağır. Yani bu ne? Böyle bir şey görmedim. Kalori şeyi bile yazmamışlar adamlar. O kadar ağır ki burada 1400 kalori dedi abim künefe. Muhtemelen daha fazladır bu kalori. Dondurma da vardı. Kanser. Tabii dondurma da vardı. Gördünüz arkadaşlar Yahya resmen kustu. Reco yendi galiba. Bunlar gerçekten ağır yemekler ve şöyle bir şey de var yani böyle şeyleri her gün yiyemeyiz. Diyette olduğumuzdan dolayı zaten shredding yapıyorduk. Bunlar birden ağır geldi bize. Bir de böyle bir durum var. Hani diyette olduğumuz için hiç bozmadan diyetimizi devam ettik ve mide tabii ki küçülüyor ve bir anlık böyle kalori yüklemesi yapınca tabii ki mide küçüldüğü için ama yine de bayağı yedik değil mi bugün yani? Aynen öyle. Yedik. Hatta Yahya kusana kadar yedi. Resmen kustu lan. Ben şu an hala inanamıyorum. Resmen gitti oraya kustu. Kusacaksın tabii. Bu challenge'ın bence yenen benim çünkü resmen kusana kadar yedim. Siz hala kusmadınız. Neyin peşindesiniz? Bu midesinin zayıf olduğunu, bünyesinin zayıf olduğunu göstertiyor yani bu bahane uyuyor. Arkadaşlar yani. Hiç alakası yok yani. Çünkü benim mide kafa gibi sağlamdır. Bu challenge'i bana vermeyecektiniz. Hani şimdiden söyleyip paraları bana yatıranlar, yani başta söyledim ben size paraları Reco'ya yatırım çünkü yemek yeme benim en sevdiğim hobidir yani hobilerin de büyük. Bir bu. Her zaman dediğimiz gibi abone olmayı unutmayın. Bildirimleri de açın. Böyle videolar geldiğimizde bildirim gelsin. Daha hangi videolar görmek istiyorsunuz? Yorumlara atabilirsiniz arkadaşlar. Siz de ne kadar kalori yiyebilirsiniz? Ve İstanbul'a hatta Türkiye'ye geldiğimizde böyle challenge'leri devam yapacağız. Nerelerde yapabiliriz? Bunları da söyleyebilirsiniz. Yorumlara yazabilirsiniz. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Umarım video hoşunuza gitti. Kendinize iyi bakın. Shredded Brothers. All I care about is money in the city that I'm from. I'ma sip until I feel it, I'ma smoke it till it's done. I don't really give a fuck and my excuse is that I'm young. And I'm only getting older, somebody should have told you I'm on one.